Merhaba arkadaşlar. Bu mülakatla ilgili ikinci dersimiz. E, merhabalar tekrar herkese. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Kaldığımız yer teknolojiyle alakalıydı. Bakın şimdi burada diyor ki alanla ilgili konu çerçevesinde teknolojik ve bilimsel gelişmeler hakkında takip ettiğini hissettirir. Teknolojik gelişmelere uygun ve ayrıntılı biçimde açıklar diyor. Bu tabii her branşın kendisiyle alakalı. Mesela bir örnek vermek istiyorum. E, veri işleme alanı ile ilgili bahsetmiştik. Burayla ilgili olursa ben e, neydi o sistemin adı? E, grafik uygulamaları yapıyor. E, bir uygulamadır. Öğrenme analitiks. Öğrenme analitikleri. E, oradan yararlanırım. Oradan yararlanarak materyal hazırlarım demek puan kazandırır. Yine görsel sanatlarla ilgili e, konuşmuştuk. Görsel sanatlarda şu, tabii Pinterest demeyin görsel sanatlarda. E, görsel sanatlarla ilgili mesela sanal müze uygulamaları var. E, özellikle sanal müze uygulamaları fayda sağlar. Bunun yanı sıra perspektifi oluşturmak için kullanabilecek e, uygulama e, programları var. Bunlardan örnek verilebilir. İki bilim-teknolojinin eğitimle ilişkisi konusunda getirdiği öneriler ve yorumlar suarlık arz eder. Ne demek istiyor? Diyelim ki başka bir örnek verelim. Örneğin sosyal bilgilerden olsun, coğrafyadan olsun ve sosyal bilgiler olsun. Sosyal bilgilerde e, CBS dediğimiz cb, e, CBS denilen Coğrafi bilgi sistemlerini sınıfa nasıl getiririm? Nasıl yansıtırım? E, bunlarla neyi gösterebilirim? Nüfus dağılışını gösterebilirim. E, bunları programla bağlantılı tutarlıktan kastı o. Mesela e, coğrafi bilgi sistemlerinde programda yer almayan bir şeyleri gösterirse bu tutarsız olur. Ama programda yazanlar şuradan şunu da gösterin demek ve yazılı kağıtına söylemek veya sözde söylemek puan kazandır. 3. Bilim ve teknolojinin eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz yönlerini alanıyla ilişkilendirerek ifade eder. Ve burada da şu söylenilebilir. E, çocukların bazı yerleri tanımadı. Neyi tanımıyorlar? EBA'yı tanımıyorlar. Ee, mesela ben bir örnek vermek istiyorum. Covid döneminde. E, ben kendi oğlum o zaman 6. ve 7. sınıftaydım. Ee, EBA'dan konu anlatımlarını dinlettirdim, soruları çözdürdüm falan filan. Ee, sonrasında yapılan deneme sınavında e, okul birisi olduğuydu. Sadece EBA'dan çalışarak. İşte bunları tanıması, bilmesi çocukların... Bu tür başka güzel siteler de var. Bunlar olumlu yönlerdir. İşte bilgisayarla oynamaları da olumsuz yöndür. Bu ifade edilebilir. 4. Dünyadaki bilim ve teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin alanı ile ilgili değerlendirmeler yapar. Örnekler verir. Burada da yapay zeka uygulamalarından bahsedilebilir. Olumlu olumsuz yönlerinden bahsedilebilir. Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri, temsil edeceği mesleğe uygun davranışlar sergiler, düşüncelerini yadırganacağı veya reddedileceği hissine kapılmadan rahatça ifade eder. Alnıyla ilgili kendi özgü fikirlerle açıklar, yorum yapar. Zamanı etkili ve verimli kullanır. Bu da çok önemli. Mesela orada size 45 dakika verilecek anlatım süresinde bunu giriş bölümü, gelişme bölümü şeklinde mesela sürenin tamamını bir yere harcamak da uygun değildir. Bunu dengeli dağıtmak önemlidir. Evet, şimdi sizin sorularınıza bakmamıştım. Bakmayacağımı da söyledim ama bittikten sonra bakacağım demiştim. Şimdi buyurun bakamadım ben soruları. Bundan sonra sorularınıza cevap vereceğim. buyurun yazın. Ya da yazıl, daha önce yazanlar varsa kopyalayıp atabilirler. sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Buyurun. Hocam ders anlatma değil de nasıl anlatacağımızı söyleyecek misin, miyiz? Şu şekilde dikkat çekmeyi yapardım şu şekilde. Ha, çok güzel sorular. Ee, şimdi tek tek herkese cevap vereyim. Ee, bakın şimdi, e, onu bilmiyorum. Yani e, ne, neden bilmiyorum. Ee, ben olsam sizin yerinizde, e, şunu sorarım. Burası muallak. Öğretmenim ben karşımda öğrenci varmış gibi mi anlatayım? Yoksa nasıl anlatacağımı mı anlatayım diye sorarım. Ben olsam sorarım. Ben de bilemiyorum onu. Oradaki e, duruma göre yapacaksınız. Hocam 3 soru sorulacak yazıyordu. Süreç içerisinde soru cevap olur mu yine? E, bakın söylemiştim. E, çoğu arkadaşımız okumamış. E, o formda mülakatla ilgili formda 3 soru dışında soru sorulmayacağı yazıyordu. Formda yazıyordu. Ama tabii 3 soru diyor. O 3 soru oho ABC der detaylandırır. Oradan 19 soru çıkar yani. Ama kurayla çıkan soru dışında soru sorulmayacak diye yazıyordu formda. Ders planları hazırlamak katkı sağlar mı? Ee, çok güzel bir soru. Ders planı hazırlamak kesinlikle katkı sağlar ee, ama bu ders planlarının programa uygun olması gerekiyor. Ee, bir arkadaşımız diyor ki ama işte üç soru olmuyor ki. Benim tahminimi söylüyorum. Ben üç sorunun altında e, A, B, C gibi olabileceğini düşünüyorum. Benim tahminimdir yanılıyor olabilirim. Hocam kendinizi tanıtırken nelerden bahsetmemiz lazım? Nelere dikkat etmeliyiz? Ee, şöyle yazıyor formda. Kendinizi tanıtırken isim soyad beyan etmeyeceksiniz. Karşı tarafta sizin isminizi soyadınızı bilmeyecek diye yazıyor. Peki kendinizi tanıtırken nelerden bahsedin? Doğduğunuz şehri söylersiniz. Ee, okuduğunuz okulları hızlıca çok uzatmadan e, söylersiniz. Üniversitenizi söyleyebilirsiniz öğretmenlik mesleğiyle ilgili deneyiminiz özel dershanede özel okulda çalıştıysanız onları söyleyebilirsiniz ücretli öğretmenlik yaptıysanız onları söyleyebilirsiniz konuyla ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili detayları söyleyin anneniz babanız akrabalarınız falan oraları karıştırmayın özellikle tecrübeniz varsa özelde veya devlette bunu mutlaka söyleyin bunun yanı sıra tecrübeniz yoksa da ben arkadaşlarıma anlatırım. İşte şu şu e, sitelerden yararlanıyorum. Mesela EBA'dan yararlanıyorum. MEP kitaplarını okudum gibi kendinizden bahsederken bunlardan söyleyebilirsiniz. Hocam Türkçe dersi için neler önerebilirsiniz? Çünkü orada hep metinler, şiirler üzerinden gidiyor. Tabii orada da MEP kitaplarına bakın. Nasıl ders işlendiğine bakın. Tabi bu Derya Deniz. Derya Deniz. Bakın sınıfçılar bir şey. Fenciler, fizikçiler şunlar bunlar. Türkçe'de nasıl ders işlenir? MEP kitaplarını mutlaka okuyun. Metinle ders işlemek nedir? Ee, mesela e, metin okunuyor. Diyelim ki mecaz ve terim anlamlı, gerçek anlamlı. O metindekiler işte şunlar seçilecek diye. Metin işleme temelli olarak nasıl yapıldığını MEP kitapları anlatıyor. İşte önce ön hazırlık soruları var, sonra metin okunuyor. Yani bir ders işleme sürecinin bütün aşamaları MEP kitabında yazıyor. Diyor ki ilk önce metne hazırlık soruları vardır. O sorularla mesela diyecek ki orada e, anlama okuma-anlama beceri alanında veya e, söz varlığında e, iki tane kazanım verdiğini varsayalım. Herkes mesela bir kazanım verir diyor. Bence iki de verebilir. E, i̇ki verir demiyorum. Verebilir diyorum. Bir de verebilir, iki de verebilir. İlişkili olmak zorunda bunlar. Dedi ki orada e, gövselle ilgili, hatta Türkçe'de birbirine ardışık üç tane de verebilir. Görsellerle ilgili sorulara cevap verir, metnin ana fikrini kavrar, terim, mecaz anlamlı kelimeleri, gerçek anlamlı kelimeleri ayırt eder dediğini varsayalım. E, böyle bir pozisyonda bu üçünü birleştirerek yaptığımızda Türkçe MEP kitaplarında diyor ki ilk önce e, metinle ilgili sorular var. Diyelim ki metin e, Taşkent'le ilgili e, bir yabancı ülkedeki, e, Türkiye Cumhuriyeti'ki bir yeri tanıtan bir metin. Bu metinle ilgili hiç oralara gittiniz mi veya e, oraya çocukların çoğu gitmemiştir. Yabancı bir şehre gideniniz var mı, başka bir şehre gideniniz var mı gibi ön hazırlık soruları var. Mesela metni okutturmadan metin işleme sürecinde o önün hazırlık sorularından bahsedilebilir. Arkasından metni okutturup işte metni okurken de ilk önce ben okurum ya da çocukların okumasını söylerim. Orada nasıl yazıyorsa mev kitabında. Arkasından şu sözcüklerin altını çizmesini isterim gibi aşama aşama nasıl ders işleneceği mev kitaplarında yazıyor. Hocam diyor KPSS puan sıralarımızdan bahsetmemiz sorun olur mu? Şahsi olarak siz karar verin. Ben olsam bahsetmem. Ama bu belki de ben yanılıyorumdur. Bilemiyorum. Hocam eğitim bilimlerinden gelecek olan soru tüm derslerimi kapsıyor. Bir sene geçti neredeyse tüm konuları unuttuk. Ee, Valla benim öğrencilerim unutmadığını söylüyor. Mesela geçen gün e, 4 sene önceden atanmış bir öğretmenimizle karşılaştık. 4 sene önceki öğretmenim dedi ki, Hocam valla dedi hala ölçme sorusu getiriyorlar çözüyorum dedi. Öğrenme psikolojisini anlatıyorum dedi. Siz de hatırlarsınız kavrayarak öğrenenler hiç 4 sene olmuş hala anlatırım diyor. Bilmediğimiz bir soruyla karşılaştığımızda nasıl tavır sergilememizi tavsiye edersiniz? Ee, arkadaşlar çok güzel bir soru bu. Bilmediğimiz bir soruyla karşılaştığımızda nasıl tavır sergilememizi tavsiye edersiniz? Hemen söylüyorum. Ee, asla bakın asla soruyu bilmiyorsunuz ama başka yerden puan alabilir miyim diye başka bir cevap vermeyin. Asla. En kötü şey budur. Şimdi benim kendi öğretmenlik hayatımda devletin bana görev verdiği özelde de devlette de öğretmen alımlarında veya bir takım şeylerde, seminerlerde bir takım şeyler dikkatimi çekmiştir. Bir örnek vermek istiyorum. Ee, özelde bir e, büyük okul kuruluşunun e, öğretmen seçim kurulunda bulundum. Bana söylediler, sen seçen öğretmenleri dediler. Ee, hiç unutmuyorum. İstanbul'da oluyor bu olay. Dört tane öğretmen var. Sırayla aldık öğretmenleri. Öğretmenlerin ikincisine hiç unutmuyorum. Dedim ki Matematik öğretmeni bu öğretmen. Çarpma öğretirken parantez kullanma. Nerede kullanırsın, nerede kullanmazsın? Kaçın sınıfta kullanırsın, kaçın sınıfta kullanmazsın? Gibi bir soru sordum ben. Öğretmen de karşıma geldi dedi ki ee, biz dedi ee, ee, çok uyanıkça cevap veriyor. Biz dedi şey de dedi, toplamada dedi. Şöyle şöyle durumlarda şöyle yapıyoruz, parantez kullanıyoruz falan dedi. Cümlesi bitti. Ben şöyle yaptım. Devam yani. Bana bakıyorsunuz nokta mı de dediniz dedim. Hocam ama dedi ne demek istiyor? Yok bitti mi sözünüz? Bu mu cevabınız dedim. E, cevap verdim dedi. O anda benim için o öğretmen bitti. Bitti o öğretmen benim için. İnsan olarak da bitti, öğretmen olarak da bitti. Çünkü beni kandırmaya çalışıyor. Ben ona çarpma dedim. O toplamadan bahsediyor. Şimdi bilmeyebilir. Şöyle söze başlasaydı hiç sıkıntı yoktu. Öğretmenin çarpmanın programda şu anda nerede kaçınsa kullandığını hatırlayamıyorum. Ya da bakmamış olabilirim. Ama toplamada şöyle bir durum derse muhabbete devam ederim. Çok saygıdeğer bir şeydir. Bilmiyor olabilir. Ama beni salak yerine koyup, tırnak içinde salak yerine koyup ben çarpmayı so sormuşken o bana toplamayı anlatacak. Ben de aa ne güzel tamam not vereyim sana falan diyeceğim. Böyle bir dünya yok. Bu çok teknik bir hatadır. Çok insan yapar bu hatayı. Peki ne yapılması gerekiyor? Şimdi soruyu ben olsam şöyle yaparım. Orada bilmediğiniz bir kavram veya sorunun ne istediğini tam anlamadınız. Şu yapılabilir. Öğretmenim ben bu soruyu iki türlü anlıyorum. Bir şunu soruyor diye algılıyorum. İki şöyle de algılanabiliyor bu soru. Doğru algılayayım ona göre cevap vereyim diye sorulabilir. Türkçe'de özellikle dört beceri alanı kazanımları birlikte anlatılması isteniyor programda. Ama bize tek tek kazanım verilecekmiş. Nasıl olacak? Ee, bana bir yazar mısınız? Tek tek kazanım WhatsApp'tan yazın. Buradan çünkü sırayla bakıyorum bütün cevaplara. Gülru yazdı. Başkası da yazabilir. Türkçe'de özellikle dört beceri alanı kazanımları birlikte anlatılması isteniyor programda. Ama bize tek tek kazanım verilecekmiş lafını nereden duydunuz? Kaynağı nedir? Bana hemen yazın WhatsApp'tan. Elimde telefonum. Kaynağı nedir? Hemen söyleyin. Mesela şöyle diyebilirsiniz. Ee, hocam duyum ya da çok net şurada yazıyor. Oradan yazmayın. Oraya bakmayacağım çünkü geri dönemeyeceğim. WhatsApp'tan hemen yazın. Çünkü dersin başından beri Öyle olduğuna yönelik bir şey var. Ben de kaçırmış olabilirim. Bir yerde yazıyor olabilir. Hmm. gülürü diyor ki yok hocam ben öyle düşündüm galiba diyor. Tamam. Başka? Bununla ilgili tek bir kazanım vereceklermiş diye ciddi milli eğitimin söylediği bir yerden bir bilgisi olan WhatsApp'tan bana yazsın. Ben de kaçırmış olabilirim. Ben görmedim öyle bir şey. Rümeysa diyor ki hocam Türkçe matematik kazanımları için hangi web araçlarını kullanacağımızı söylememiz artı puan kazandırır mı? Kesinlikle kazandırır. Yeter ki o kazanımla ilgili söyleyeceğin araç gerçekten onu veriyor olsun. Bir başka arkadaşımız hazırlıksız konuşma yapar kazanımı için. Örneğin ben o anda bir konu bulup yine ders anlatma aşamalarından yararlanarak mı anlatacağım? Yoksa bu konuşma alanında yer alan kazanımları bağlattırır mı? Hazırlıklı yapar konuşmak kazanımıyla ilgili şunu yapacaksınız. Siz hazırlık konuşma yapmayacaksınız ya da hazırlıksız konuşma yapmayacaksınız. Bu kazanımı şöyle aktive ederim diye anlatacaksınız. Bu kazanımı aktive etmek için ne planlar yapacaksınız? Öğrenciye bunu nasıl açıklayacaksınız? Onu anlatacaksınız. Deneme dersi şeklinde olacak denildi ama 3 soru olacak deniliyor. Hocam soruya cevap verir, cevabı yazar. Diğer soruya geçersiniz diyor. Konuya hazırlanmak için ek süre verilecek denilmişti. Kılavuzda bu durumdan da bahsedilmiyor. Evet ben de öyle okudum. Hocam sadece dördüncü tuşya ve matematik öğretim programının kazanımlarından mı sorumluyuz? Yani bunu ben söylemiyorum. Ee, bakın herkes o metni okudum diyor ama okumayanlar varmış. Metinde okuduğunuzda orada çok net. Sizce mülakatın belirleyici kısmı ne olur hocam? Ben gelecek olan genel kültür sorusundan çok çekiniyorum. Belirleyici diye bir şey yok. Hepsinin puan değerini vermişler. Ee, yapılması gereken şey şudur: ee, hakkaniyetli olarak e, daha yüksek puan ve belirleyici bir şey diye bir şey olmaz. Mesela onu bilmezsin, oradan sıfır alırsın, öbüründen 15 alırsın, 10 alırsın, 20 alırsın, toplamda gene iyi alabilirsin. Ama ben Hepimiz insanız. Karşınızdaki ne kadar hakkaniyetli davranırsa davransın, iyi niyetli de olsa... Mesela benim daha önce anlattığımdaki gibi ben çarpmadan bir şey sormuşum. Karşıdaki beni aptal yerine koyup toplamayı anlatıyor. Ee, bu tür durumlar ister istemez puanlayıcıyı olumsuz etkiliyor. Onu söyleyeyim. Asla bu tür şeyleri yapmayın. Evet mesela bir cevap vereceksiniz. Öğretmenin burada çarpma soruluyor. Çarpma ile ilgili onu bilmiyorum ama şunu biliyorum falan diyebilirsiniz. Ee, orada o nokta önemli. Ee, sıralamamızı görecekler mi biliyor musunuz? Ee, sıralamanızı görmeyecekler diye yazıyor formda. Hatta sizin isminizi bilmeyecekler. Sizin mülakata başvurma giriş numaranızı bilecekler. Hatta isminizi de söylemeyin orada. İsminiz olmadan kendinizi tanışacaksınız diyorum. Hocam okul öncesi için önerileriniz var ise paylaşabilir misiniz? Hemen e, okul öncesi sonunda tekrar bakalım. E, şimdi e, şunu nasıl yapalım? Bu burada dursun okul öncesi için şurayı alalım Evet, okul öncesi Milli Eğitim Bakanlığı programı ee, burada yalnız 2024. Buraya tıklayınca 2024 programı mı çıkıyor? 2024 çıkması lazım, değil mi? Evet, 2024 çıkıyor arkadaşlar. Tamam. Yok bir dakika bir bakalım oku diyelim şunu bu 2024 değil ya böyle bir hatayı nasıl yaparlar ya? program 2013 programıydı. Şakan bu ya. Şimdi mecburen şurayı kapatıyorum. Ee, şimdi okul önceciler cevap versin bana. 2013 programını açtım ben oradan. Ee, 2013 Yanlış tıklamadım ben değil mi? 2013. Okul Önceciler cevap versin. Tamam 2013. Yani ben hiç beklemiyordum bunu. 2013 programından sorumluymuşsunuz şeyde. 2013'e çalışacaksınız. Yapılacak bir şey yok. E, tabii orada Okul Önceciler için e, bir gösterge veya kazanım verilecektir. Burada ne etkinlik yapacaksınız diyeceklerdir. Orada e, kesinlikle ...mesela Demet de diyor ki bizim de 2018... ...onu biliyorum, o 2018 olduğunu biliyorum... ...orada etkinlik planlaması yapın... ...etkinlik planlaması, okul öncesi eğitim... ...etkinlik planlamaları... ...kazanımlarla ilgili diye... ...girin, internette çok var... ...mesela ben soru yazarken... ...okul önceciler için... ...bir takım sorularda... ...işte bir konuşma halkası yapılıyor... ...onunla ilgili etkinlikler yapılıyor... ...falan gibi... ...mesela bir tanesi aklıma geliyor... ...çok güzel bir etkinlikti okul öncesi için. Öğretmen... ...nokta, virgül... E, ...soru işareti gibi... ...yazım işaretlerini... ...tabii okuma yazma öğretilmiyor ama... ...noktalama işaretleriyle ilgili bazı şeyleri... E, ...yere seriyor. Bunların anlamını anlatıyor. Sonrasında da öğrenciler... ...virgül olduğunda konuşurken... ...virgül koyarak konuşuyor. Soru işaretine cümlesinin ...soru işareti koyarak bitiriyor. Böyle bir drama etkinliği vardı... Böyle bir etkinlik yaparım diye anlatmanız kesinlikle olumlu puan getirir. Mutlaka etkinlik ya kendiniz tasarlayın ya da hazır etkinliği, e, o söylediğim e, internetten bulun. Şimdi soruları devam etmeye çalışacağım. İyi ki açmışız programı. Çok soru var. Şimdi ne soruluyor bakalım? Abdülkadir Yılmaz, hocam diyor dördüncü Türkçe dersi için Gagne'nin aşamalarına uygun bir anlatım nasıl olur siz ve açıklayabilir misiniz? E, vallahi güzel söylemişsiniz. E, şimdi e, şu gözüküyor. E, herkes şunu istiyor, haklı olarak da. Mesela okul önceciler ne yapılacağının benim anlatmamı istiyor. E, sınıfçılar anlatmamı istiyor. Görsel sanatçılar anlatmamı istiyor. E, bütün bunların örneklendirilmesi, yapılması hemen hemen herhalde 6 aylık bir süre ister. E, tabii benim de buna hazırlanmam gerekir. E, o kadar detay e, maalesef şu anda oralara giremeyeceğiz. Evet. Bir arkadaşımız sıralamamızın bilinmeyeceğine dair nerede bir ifade var diyor. Arkadaşlar ben onu mantıken çıkarttım. İsminizi bilinmiyorsa sıralamanızı da bilmez diye düşünüyorum. Şimdi bazı arkadaşlar şunu soruyor. Arkadaşlar 2024 programları açıklanmadı. Bunun tek bir istisnası var okul öncesi. Ee, diğer herkes, sınıfçılar, fenciler, 2024 programları zaten açıklanmadı. Askı program vardı. Fakat okul öncesinde farklı bir durum var. Okul öncesinin 2024 programı asli program olarak açıklandı. Ben ona şaşırdım. Yoksa diğerlerinde zaten açıklanmadığını biliyoruz. Aynı şekilde o sorunun cevabını bilmiyorum. Ee, onu teknik olarak birisine sor. Bir teknik bir şey soruyor arkadaş. Evet, şimdi. E Ee, genel kültürden her şeyi sorabilirler. Ee, genellikle de e, çok tarih coğrafya bilgisine girmeden e, güncel bilgilerle bağlantılı şeyler soruyorlar. Geçmiş mülakatlarda sorulanlara bakmanızı tavsiye ederim. Evet, e, genelde şu isteniliyor. Onu fark ettim. E, bir örnek ders anlatımı mesela ben yapsam e, şöyle şöyle yapın desem, bunu iki şeyden dolayı yapamıyorum. Bir, çok uzun vakit lazım, hazırlanmak lazım. İkincisi, çok önemli bir şeyden dolayı biraz burada geri duruyorum. Anlatayım onu da, sebebi şu arkadaşlar. Bunu söylemekten beis duymuyorum. Benim tut ki şu anda diğer derslerimi olmadığını, boş olduğunu ve sınıfçılara veya fencilere veya okul öncecilere bir ders anlatımı planı yaptığımı varsayıyorum. Tamam mı? Bunu da ders olarak ücretli veya ücretsiz bir ders olarak size verdiğimi e, varsayıyorum. Peki arkadaşlar şöyle bir risk var mı? Dertleşmek için söylüyorum. Bu sizin ya da benim tarafımdan bir sıkıntı değil. Ben inandığım böyle ders anlatılırsa iyi olur dediğim bir şeyi size verdim aktardım. Hakikaten benzer kazanımlar çıktı. Ahmet diye bir arkadaşımız da benden aldı eğitimle onu uyguladı. Ve orada puanlayan arkadaşlarımızdan bir tanesi bunu çok başarılı bir şey olarak buldu. Bir arkadaşımız da çok geleneksel bir öğretmen olabilir. Ve bu ne ya? Kim demiş bunu ya? Böyle ders mi işlenir ya? deyip... Bu arkadaşımıza o performans için, o planlama için yanlış olduğunu düşünmesi mümkün müdür? Bana bunun cevabını verir misiniz? Yani benim tekrar soruyorum. Benim kesinlikle inandığım, kesinlikle inandığım, doğru bir ders anlatımı olduğunu düşündüğüm bir şeyi bana güvenip alan bir öğretmen arkadaşımız gidip de oradan iyi puan almayabilir mi? Bunu bana söyleyin. mümkün diyorlar. İşte mülakat için mülakat için ders yapmamamın, paket açmamamın sebebi bu arkadaşlar. vebal almak istemiyorum. vebal almak istemiyorum. Benim anlattığım bir şey beğenmeyebilir. Ve dönüp o arkadaşım bana derse bana derse Bak Refik diyor ki, çok haklısınız Murat Hocam. Şu an ortam karışık. komisyondakiler bu sistemde ilk defa yapıyorlar. Subjektif bir şey diyor. Çok güzel. Şimdi çok güzel konuyu bitirmek istiyorum. Şimdiye kadar 24 senedir KPSS ile ilgili öğretmenlik yapıyorum. 24 sene oldu. Bir öğrencimde dönüp bir kere bunu yaşamadım. Bir kere yaşadım ama haksızdı. Onu da anlatayım. Bir kere dahi bir öğrencim dönüp hocam sen bana bunu böyle anlattın ama ÖSYM tersini kabul etti. Sen beni yaktın demedi. Bunu bir kişi dedi. <laughs> Neden dedin dedim. Whatsapp'tan yazdı. Ee, soru böyle dedi. Ben de kendi anlatım videomu açtım. Soruyu yanlış yorumlamış. Benim anlattığımı yanlış yorumlamış. Sonrasında dedi ki hocam haklısın dedi. Ben dedi o noktayı görememişim, senin anlattığınla o farklıymış, aynı şey değilmiş dedi, onunla da helalleştik. Hakikaten de e, kötü niyetli söylemiş birisi değil, hakikaten öyle zannetmiş, ikna oldu. Hocam dedi ben yanlış algılamışım dedi, bir sıkıntı olmadı. Ama 24 senedir ben böyle bir şeyle karşılaşmadığım halde mülakatta hocam sen böyle ders anlat dedin ama hoca bana puan vermedi diyebilir mi birisi der. İşte vebal almak istemiyorum dediğim budur. Onun için bilgilerimi, görgülerimi genel çerçevede mesela ebayı, mesela OGM materyali mesela kazanımları anlatmaya çalıştım. Bunun harici sizin kendi karar vereceğiniz şeylerdir. Neden bu işe çok girmek istemediğimi de bir vesileyle çok güzel ifade etme vesilesi olduğunu düşünüyorum. Eee çok güzel oldu bu son so arkadaşımızın sorusu. Ee, anladığınızı düşünüyorum. Orada vebal almak istemiyorum. Benim için çok doğru olan bir şey ee, orada e, yanlış olarak algılanabilir. Evet çok güzel oldu. Nerelerde yardımcı olabilirim? Nerelere girmek istemiyorum? Ee, onu iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar düşünüyorum. şey şey <laughs> düşünüyorum dedim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Mesela e, hepimiz diz düşmesi yaşayabiliriz. Yanlış yapabiliriz. Ama mesela diz düşmesi yaşadım. Arkasından da e, güldük beraber. Bu rahatlık, bu özgüven e, siz de e, diz düşmesi yaşayabilirsiniz. E, bunu e, o rahatlık olursa hallolur. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.